Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kereviz salatası. Böyle 5 çaylarınızda falan hazırlayabileceğiniz çok güzel salata oluyor. Ben 2 tane kereviz kullanacağım. Bir tanesinin kabuğunu soydum. Şimdi diğerini de sizlere göstermek için soymadım. Ben yapraklarını aldırttım. Önce şu kısımdan başlayarak kesiyorum. Kalın kalın doğrayacağım. Ne kadar yapacaksanız o kadar kereviz kullanabilirsiniz. Kabuklarını soydum. Şimdi rendenin kalın kısmıyla rendeliyorum. Hızlı bir şekilde hareket edin çünkü çok çabuk kararıyor. Kenara alayım. Yeterince bir kaba su doldurdum. İçerisine sıktığım bir adet limonu boşaltıyorum. Diğer malzemeleri hazırlarken limonlu suda bekletebilirsiniz. İçine koyuyorum. Bu gördüğünüz karalık hiçbir şekilde kalmayacak. Tamamdır. Şimdi biraz kenarda bu beklesin. Ben hemen yoğurt sosu hazırlayayım. Yarım kilo yoğurdu derince bir kabın içine aldım. İyice çırpıyorum. Gördüğünüz gibi katı bir yoğurt. Eğer böyle katı olursa daha iyi olacaktır salatanız. İçerisine bir büyük diş sarımsak. Bu tamamen istemezseniz koymayabilirsiniz. Sarımsak koymadığım zaman mayonez koyuyorum. Ben mayonez koymayacağım. Pek fazlasıyla evimde kullanmadığım için ilave etmeyeceğim ama seviyorsanız 2 yemek kaşığı mayonez ilave edebilirsiniz. 1 çay bardağı dolusu ceviz. Çok fazlasıyla küçültmedim. Biraz taneli bıraktım. Azıcık maydanozla birazcık da dereotunu karıştırdım. Yıkadım. Doğradım. Bunun içinde karıştırmakta zorlanacağım. Şöyle geniş bir kap alayım. İçine boşaltıyorum. İyice karıştırıyorum. Yeterince tuz koyuyorum. Tamamen damak tadınıza göre karıştırıyorum. Süzgeçte süzdüğüm kerevizleri içine ilave ediyorum. Karıştıracağım. Kabın içine boşaltıyorum. Benim salatam bolca oldu. Özellikle diyet yapanlar kesinlikle bu salatayı yemeli. Enfes oluyor. İçerisinde mayonez de yok. Gayet de sağlıklı. Üzerine birkaç tane cevizle süsleyeceğim. Salatamı hazırladım. Böyle kenarları birazcık da maydanozla süsledim. Gerçekten çok güzel oldu. Yoğurdunuzu katı bir yoğurt seçmeye özen gösterin. Şimdi çatalı birazcık ucundan alayım. Sizlere de tam bir kıvamını göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.